Reis para değil, sağlık olsun diyordun. Evet. Evet, gerçekten para. Arkadaşlar, hayatta bulamayacağınız bir şey vardır. Sağlık da değil hatta. Yani sağlığı da bir şekilde elde edersiniz ya da her şeyin bir kullanım ömrü vardır. Nasıl ki bir telefonun bataryası zamanla şişer, saçma sapan şekillere bürünür, ölür. Artık iş görmez hale falan gelir. Bizim de bedenlerimiz doğduğumuz andan itibaren 17-18 yaşına kadar, hadi biraz daha kemik gelişim falan filan, tamam 23-24 olsun hadi. 23-24 yaşına kadar gelişme evresinde. Ondan sonra geri ölüm aşamasına başlıyoruz. Yani biz yaşlanırken aslında olgunlaşmıyoruz. Aslında gebermeye devam ediyoruz. Sadece ruhumuz olgunlaşıyor. Ve hani sağlık bile ille de kaybedeceksiniz. Para o listenin en altlarında. Sağlık ikinci sırada filan. Birinci sırada hayatta parayla satın alamayacağınız, hatta sahibinin rızası olmadan edinemeyeceğiniz bir şey vardır. O da insanlarda olan bir şeydir. İnsan ruhunda olan bir şeydir ve parayla elde edemezsiniz. Kendi rızası olmadan elde edemezsiniz. Ne diyeyim, anladınız herhalde, akıllı bir insanlarsanız arkadaşlar. Maalesef hani insan ruhunun içindeki bazı şeyleri hiçbir şeyle elde edemezsiniz. Kendisi size sunarsa, sahibinin rızasıyla elde edilebilecek bir şeydir. Bu dünyadaki en kıymetli şey. Şey gibi düşünün. Her gün bir insana yemek ısmarladığınızı, çay kahve ısmarladığınızı, her gün güzel hoş sohbet yaptığınızı düşünün ve bir gün bir eşeklik edip onun kalbini kırdığınızı düşünün. 20 saniye kısa bir cümle ve kalp kırdınız. Affedilmeyecek bir hata yaptınız farz edin. Çok 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 sevdiğiniz bir insana bir tokat attınız. Elim kopsaydı da ben o tokatı sinirlerime hakim olaydım da ona bir tokat vurmasaydım deseniz de o zaman geri getirilmez. Zamanı geri salamazsınız. Düzeltemezsiniz de. Ve o insanla 10 yıl iyi geçindiniz ama bir tokat attınız ve aranız bozuldu, kalbi kırıldı. Gitti. Gitti. Bütün emekler boşa gitti. İnsanın içindeki bir şey, hayattaki en değerli şeydir. İnsanla alakalı bir şeyden bahsediyorum. Sonrasında sağlık gelir ve geçici olarak gelir. Yani bazen gözünüzü bağlayıp evin içinde, dışarıda görse de bu manyak ne yapıyor dersiniz. Tamam, ama evin içinde mesela kırıp dökecek çok bir şey yoksa, ben gözümü bir iple benzer bağlayayım da buradan lavaboya gitmeye çalışayım. Ya da mutfağa ulaşıp oradan bir bardak su almaya çalışayım. Deyin. Bir deneyin bakalım. Bugün tatil günüm, akşama kadar gözümü bir iple bağlayıp körlükten an bir alışayım. Çünkü her an gözler gidebilir. Her an gidebilir. Bugün değilse 70-80 yaşında. Bir kolunuzu bağlayın oğlum. Ciddiyim. Bir kolunuzu bedeninize bağlayın. Tek kolla takılın biraz. Bir gün akşama kadar tek kolla takılın. Bir gün akşama kadar dizinizi bağlayın abi, ayağınızı katlanmış şekilde. Kendi dizinize bağlayın. Bir kemerle falan tutturun. Akşama kadar evin içinde topallayarak gezin. Topal olduğunuzu farz edin. Bir değnek meynek bir şey bulun. Koltuk değneğine çevirin ve onunla yürümeye çalışın. Tamam, dışarıda görseler ne yapıyor bu manyak derler. Okey, ama kendi evinizin içinde, kendi özel alanınızda yaparsanız çok yadırganmazsınız. Gerçekten 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 şöyle yolda havaya bakarken bir tane araba gelip ayağınızın üstünden geçebilir. Tek ayaklısın abi. Doktorlar diyecek ki bunu dizden kesmemiz lazım. Komple öleceksin yoksa kurtaramayız bu ayağı. Ayak paramparça olmuş. Gitti. Ayağın gitti. Ya da işte bir yerde çalışıyorsun. Ya çalışmaya da gerek yok abi. Duruyorsun galiba galiba yoluna gidiyorsun. Kaldırımda gitmiyorsun şeyden. Yolda gitmiyorsun. Kaldırımda gidiyorsun abi. Aracın girmesi yasak olduğu bir yerde gidiyorsun farzı, tamam mı? Bir tanesi araç girmesi yasak olduğu halde o demirleri falan kaldırmış, mal getirdim ayağına. Kamyon oraya sokmuş farz et, kamyonetini falan. Bir kendi haline gittiğin yerde arkadan gelip şöyle omzuna bir arabayla bir koyuyor. Kolun buradan diyelim kopup gidiyor. Ya da işte öyle bir ezilip kırılıyor ki artık doktora diyor bu kolunu kurtaramayız, kesmek zorundayız. Tek kol gitti. Yani uzağı göremez hale gelebilirsin, yakını göremez hale gelebilirsin. Şey yapmayın, sağlık da gidecek, sağlık gidecek, gençlik gidecek, güç, kuvvet hepsi gidecek.
vücut geliştirme falan yapıp spor yapıp da inanılmaz kaslı, inanılmaz yakışıklı olmaya çalışmayın. 20-30 sene gidecek oğlum elinizden. Sporu bıraktığınız dakika gider. Ya da dünyalar güzel insanlar da olsanız bir 20-30 seneniz var. O 20-30 senenin de yarısını uyku, geri kalanın da bir bilmem %20'sini falan yemek yeme, duş alma falan filanla geçireceksiniz. Ya da işte hayatta kalmak için çalışmanız lazım. Çoğunuzun modern kölelersiniz. Çalışmayla geçecek falan. O 30 senenin içinde size 2-3 yıl kalıyor. Güzel, kaliteli zaman geçirebileceğiniz sevdiklerinizle. Yani sağlık da gidecek, hepsi gidecek. Tamam, biraz karamsar konuşuyorum ama sağlık da değil aslında. İnsanları üzmemeye bakın. İnsanların sadece kendi rızasıyla verebileceği duygular, insanın satın alamayacağı, edinemeyeceği, gerçekten edinemeyeceği şeydir. Sahteden yapmacık, ayıya köprüyü geçene kadar ayıya dayı deyip de sizi iyi gözle görebilirler ama bu arkanızdan değişik konuşmalarını engellemez. Onur. Evet. Onurunuz şerefinizdir. Saygınlığınız karizmanızdır. Başka insanların size olan duygular da dünyadaki en kıymetli şey. Ondan sonra sağlık, ondan sonra mal mülk para filan fastan falan fistan işte öyle bir şeyler. Niye böyle bir konulara girdim ki oğlum ben?